Şuna baksanıza arkadaşlar, ne kadar tatlı. Ağlamaya başladı. Neyse, sessiz olayım. Çok tatlı ya, çok tatlı. Dur bir defa öpeyim şunu ben ya. Az sonra. Babacım, aslında ilk başta bir kardeşimin olmasını istemiyordum. Çünkü beni unutursunuz diye çok korkuyordum. Ama öyle bir şey olmadı. Arda oğlum, seni neden unutalım ya? O başka, sen başkasın. İkinizi de çok seviyoruz biz. Ama sessiz ol, tamam mı? Annen dinleniyor bak. Tamam babacım, tamam, merak etme. Ben sessizce böyle kardeşimi seveyim mi birazcık? Tamam oğlum, ben de aşağıdayım. Sessiz olmaya çalış. Merak etme baba, sessiz olacağım. Haydi oğlum, daha sonra aşağı gelirsin. Ben aşağı iniyorum. Evet, Arda da kardeşini çok sevdi. Umarım hep böyle iyi geçinirler. Şimdi acaba yeni kızımıza ne isim versek, onu düşünmemiz lazım. Miray birazcık dinlensin, ayağa kalksın da beraber artık bir isim koyarız. Arkadaşlar, isimi o kadar çok düşünüyorum ki henüz bir karar vermedim. Dediğimiz gibi yorumlardan seçeceğiz. Sizce isminin ne olması lazım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ama Arda'nın ismiyle uyumlu olsun. Mesela Arda'nın ismi çok güzel. Kızımızın ismi de A ile başlasın. Ayşe, Ayça, bu gibi isimler yani. Haydi bakalım, yorumlarınızı bekliyorum. Canım kardeşim benim, seni çok seviyorum. Seni büyüyünce öyle bir koruyacağım ki göreceksin. Şuna baksanıza arkadaşlar, ne kadar tatlı. Ağlamaya başladı. Neyse, sessiz olayım. Çok tatlı ya, çok tatlı. Dur bir defa öpeyim şunu ben ya. Şunun güzelliğine baksanıza. Mua! Çok güzel, çok güzel. Tamam, ben de artık aşağı ineyim. Fazla bağırmayayım da annem de uyanmasın. Şu anda annem ve kardeşim dinleniyorlar. Kardeşim büyüyecek. Ben onu çok güzel yetiştireceğim. Ona öyle şeyler öğreteceğim ki. Ona yaramazlık nasıl yapılır, bunları öğreteceğim. Neyse, babam nerede? Babacığım! Buradayım Arda, gel. Geliyorum baba, geliyorum. Babacığım, baba kardeşim büyüyünce ona öyle şeyler öğreteceğim ki. Ne öğreteceksin? Söyle bakayım. Baba, yaramazlık nasıl yapılır onu öğreteceğim. Arda oğlum, sakın öyle şeyler öğretme. Bir de onunla uğraşmayalım. Zaten sen çok yaramazsın. Seninle uğraşıp duruyoruz. Tamam baba ya, şaka yapıyorum. Baba, ismini ne koyacağız ya? Düşünmedin mi hala? Oğlum, düşünüyorum da bulamadım henüz. Ayça mı koysam? Ahsen mi? Ayşe mi? Ne koysam? Takipçilerimizden yorum bekliyorum. Tamam babacığım, tamam. O zaman en çok like alan yorumu koyacağız, değil mi? Evet oğlum, evet. Haydi bakalım arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayın. Kardeşimin ismi sizce ne olsun? Çok tatlı ya. Ben gidip bir daha seveceğim şunu. Çok güzel, çok güzel. Acaba ne zaman büyür ya? Dur. Sessiz olayım da uyanmasın. Evet. Biberonu da burada. Arkadaşlar, şuna baksanıza. Biberonu kardeşimden daha büyük. Şunun güzelliğine baksanıza ya. Resmen sadece elim kadar. Bakın, elimle aynı boyda. Çok güzel ya. Tıpkı anneme benziyor. Ben babama benziyorum. Bu da anneme benziyor. İlk başta hep korkuyordum. Annemler beni unutacak sanıyordum. Ama öyle bir şey olmadı. Babam da annem de bana çok iyi davranıyorlar hala. Canım kardeşim benim. Hadi artık büyü ya. Sana öyle şeyler öğreteceğim ki. Beraber sokakta oyunlar oynayacağız. Çok eğleneceğiz. Yeter ki sen büyü. Neyse, ben artık Rüzgar'ın yanına gideyim. Rüzgar'ı da unutmayayım ya. Şimdi kardeşim oldu diye Rüzgar evde yalnız başına kendi kendine oynuyordur. Canı sıkılıyordur. Gideyim Rüzgar'ın yanına da fazla canı sıkılmasın, değil mi arkadaşlar? Sonuçta Rüzgar da benim en yakın arkadaşım. Onu da yalnız bırakmamam lazım. Öf ya, öf ya, canım çok sıkılıyor ya. Arda'nın da kardeşi oldu, dışarı çıkmıyor. Ne yapacağım ben ya? Oyuncaklardan da çok sıkıldım. Bu arabalardan, her şeyden çok sıkıldım ya. Oyuncaklarla da oynamak istemiyorum artık. Ne yapsam arkadaşlar? Aslında şu kurt adamla oynayabilirim. Ya da fille. Yok ya, çok sıkıcı. Hepsi çok sıkıcı. Ben artık oyun oynamak istemiyorum. Keşke bir arkadaşım da olsaydı ya. Arda beni unuttu işte. Kardeşi olduğu unuttu beni. Rüzgar dostum, aç kapıyı. He? Arda'nın sesi bu. Arda geldi. Arda ne istiyor acaba? Arda, geldim geldim. Arda, ne oldu dostum? Dostum, hoş geldin ya. Benim de evde canım çok sıkılıyordu. Evet Rüzgar, tahmin etmiştim. Merak etme, seni unuttum sanma yani. Benden kurtulamazsın. Arda, çok sağ ol ya. Bir an kardeşin olunca beni unuttuğunu sandım. Yok yok, neden unutayım ya? Sen benim en yakın arkadaşımsın. Canım arkadaşım benim, seni çok seviyorum.
Ben de seni çok seviyorum Arda. Keşke benim de kardeşim olsa. Ama senin kardeşin olursa sen beni unutursun, değil mi? Hayır, asla. Ben seni asla unutmam. Biz çok yakın arkadaşlarız, bunu unutma. Haydi gel o zaman birazcık dışarıda gezelim, ne dersin? Tamam, olur. Ne oldu, kardeşini sevdin mi? Evet ya, çok sevdim, çok tatlı. O kadar tatlı ki gittim yanaklarından öptüm onu. Aferin, aferin. Keşke benim de bir kardeşim olsaydı. Ben de onu öperdim, severdim. Çok tatlı oluyorlar ya. Bir de ufakken böyle ağlıyorlar ya, daha tatlılar, değil mi? Evet, aynen öyle Rüzgar. Neyse gidelim okulun bahçesinde birazcık basketbol oynayalım haydi. Belki boyumuz uzar birazcık. Sonra kız kardeşim büyüyünce de ona da basketbol oynamayı öğretiriz. Evet, doğru söylüyorsun. Haydi gel. Kız kardeşim büyüsün var ya, ona daha neler neler öğretiriz. Ama ilk önce büyümesi lazım. Büyüdükten sonra çok eğleneceğiz beraber. Hemen gidelim basketbol oynayalım. İsmini ne koydunuz? Koydunuz mu ismini? Yok, daha koymadık ya. Ona karar vereceğiz. Takipçilerimizden gelen yorumları koyacağız. Güzel. Neyse, haydi basketbol oynayalım. Mira'nın yanına çıkayım bakayım. Bir şeye ihtiyacı var mı sorayım. Şimdi karnı falan acıkır onun. Benim yemek yapmam lazım. Sonuçta Miray şu anda yatakta. Daha yeni doğum yaptığı için kalkamaz. Miray karıcığım uyan hadi. Çocuk uyanmasın. Sessiz olalım. Fakir, birazcık dinlenmek istiyorum. Miray, tamam, dinlen. Bir şeye ihtiyacın var mı diye soracaktım. Yok fakir, çok teşekkür ederim. İyi ki benim kocamsın ya. Bizimle ilgileniyorsun. Seni çok seviyorum fakir. Ben de seni çok seviyorum Miray. Merak etme, bundan sonra hep beraber olacağız. Neyse, bir şeye ihtiyacın olursa seslenebilirsin. Hatta ben şuraya bir telefon bırakayım. Kendini yorma, direkt beni telefondan ararsın. Tamam fakir, olur. Hemen telefon getiriyorum. Oraya koyacağım telefon. Şurada vardı. İşte burada. Tamamdır. Telefonları aldım. Miray, al karıcığım. Bir tane telefonu buraya koydum. Tamam mı? Bu telefondan ararsın beni. Bak benim de telefonum yanımda. Her zaman arayabilirsin. Bir şeye ihtiyacın olduğu gibi ara. Ben aşağıda televizyon izleyeceğim. Tamam fakir, tamam, merak etme. Bir şeye ihtiyacım olursa ararım. Şimdi uyuyacağım ben. Tamam karıcığım, dinlenmeye devam et. Çocuğumuzun da her şeyi iyi değil mi? Merak etme fakir, her şeyi şu anda dinleniyor o da. Eğer ki uyanırsa sana haber veririm, sen tekrardan uyutursun onu. Tamamdır, ben aşağı gidiyorum artık. Oley be, oley, çok mutluyum. İkinci kez baba oldum. Başta Arda doğduğunda o kadar mutlu olmuştum ki. Arda'dan sonra şimdi bir kızım oldu. Ben daha başka ne isterim ki? Çok mutluyum. İyi ki babayım ya, iyi ki babayım. Ailemi çok seviyorum. Basketbol oynamak çok eğlenceli ya. Arda, acaba boyumuz uzar mı ya? Bence uzamaz ya. Basketbolla boyun uzadığı nerede görülmüş? Uzar uzar. Oynamaya devam edelim. Haydi topu bana ver. Al Arda, devam et. Daha çok spor yapmamız lazım. Sonuçta bir tane kardeşim oldu benim. Biz iyice güçlenelim böyle spor yaparak. Basketbol oynayalım, boyumuz uzasın. Futbol oynayalım, bacaklarımız güçlensin. Sonra gidelim fitness yapalım, vücudumuz güçlensin. Eğer ki birisi ilerleyen zamanlarda kardeşimize zarar vermeye çalışırsa onu direkt öldürürüz. Aynen öyle, doğru söylüyorsun. Haydi basketbol oynamaya devam edelim. Daha çok spor yapalım. Tamam. Haydi bakalım. Hop! Öf ya, bu boyda ne uzamaz bir şeymiş ya. Uzamak bilmedi. Neyse şuraya atayım. Hoppa. Yok. Böyle boyumuz uzamayacak ya. Zıpla zıpla nereye kadar? Uzamıyor işte. Rüzgar, başka bir şey mi yapsak acaba? Fitness'a falan gidelim. Ne dersin? İyi de Arda, şehrimizde fitness salonu yok ki. Doğru söylüyorsun. Babamlara söyleyelim de ilerleyen zamanlarda bir fitness salonu açsınlar. Haydi işte bu. Şimdilik o zaman basketbol oynamaya devam edelim. Arda, bana da pas ver. Al dostum, sen de. Evet, daha çok boyumuzun uzaması lazım. Arda bak şimdi. Tam buradan basket atacağım. Hazır mısın? 1, 2, 3. Geliyorum Arda. Haydi gel. At bakalım. Bence atamazsın. Kollarımızı biraz daha güçlendirmemiz lazım. Top çünkü bayağı ağır. Doğru söylüyorsun. Ama şansımı deneyeceğim. Haydi bakalım. 1, 2, 3. Geliyorum.